Süleymanbaşı Belediyesi'nin ve Büyükşehir Belediyesi'nin değerli bürokratları, siyasi partilerin değerli il başkanları, ilçe başkanları, değerli temsilcileri, saygıdeğer Karabinaz Mahallesi Muhtarım, dernek başkanım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, yazılı görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, sevgili Karadenizli Tekirdağlılar, sevgili Tekirdağlı Karadenizliler. Sizlere 13. Yayla Şenliği'nde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak böyle güzel bir günde sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Karadenizlileri küçüklüğümden beri tanıyan birisiyim. Daha doğrusu buraya ilk gelen jenerasyon rahmetli Zeki amca, Zeki Çevi ilk geldiği zaman babamla aynı kahvede buluşmuşlar. Babam bana devamlı Zeki amcayı anlatır ve Karadenizlerin güzelliğini anlatırdı. Biz bu şekilde büyüdük. Ama kısmet oldu sonra aynı şartlar içerisinde Karadeniz Mahallesi'nde bir görev yaparken, bir devlet memuruyken de Karadenizleri tanımak fırsatını buldum. Ve Türkiye'de bağ olmayan tek bölge Karadeniz, ama Tekirdağ'da en iyi bağcılar Karadenizler oldu. Bunları gördüm. Yani Karadeniz insanının istediği zaman en acemi olduğu konuda bile en usta duruma geleceğini gözlerimle gördüm. Ama bir şey gördüm. Karadenizler asla fabrikaya üzüm teslim ederken bir gram çürük üzüm teslim etmediler. Bunu gururla söyleyebilirim buradan. Ve en sonunda bundan bir 5 sene önce de Sinop'tan Artvin'e kadar Karadeniz'i boydan boya gezdim. Uzungöl'ü gezdim. Aydar Yaylası'nın suyundan içtikten sonra Karadenizli'nin olmanın ne kadar mutlu ve gururlu olduğunu bir kere daha gördüm. Değerli arkadaşlarım, 13. Yayla Şenliği'nde hep bulundum bugüne kadar. Allah kısmet ederse Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum sürece de hem destek vererek onun dışında da her zaman bu şenliklerde olmanın mutluluğunu yaşayacağım. Değerli arkadaşlar, tabii demin Sayın Süleymanbaşı Belediye Başkanı söyledi. Eğleneceğiz, güleceğiz. Çünkü bu milli geleneklerimizden vazgeçmeyeceğiz. İsterse bir avuç çapulcu bizi mutsuz etse de biz bundan vazgeçmeyiz. Ama bir şey söylemek istiyorum. İslam'la, Müslümanlık'la terör bağdaştırılamaz. Bunun adını çiziyorum. Bir İslam dini mensubu olarak benim dinimin terörle bağdaştırılmasından son derece rahatsızım. İstanbul'daki havaalanındaki katliamı yapan, sözüm ona din adamı yapan bu insanlar aslında Müslümanlığın cahiliyet devrinde kaldırdığı cahiliyet devrinin insanlarıdır. Çünkü Müslümanlığın, dinimizin terörle bağdaşmayacağını herkes gitsin Peygamber Efendimizin veda hutbesini okusun. 1400 sene önce insan hakları evrensel beyannamesidir o. Orada ne diyor? Siyahın beyaza, beyazın siyahı şey yoktur, üstünlüğü yoktur diyor. İnsanlar kardeştir diyor. Kardeşin en güzeli de inançtadır diyor. Şimdi böyle bir din. Ve diyor ki kıyametin kopacağını bilseniz ağaç dikin diyor. Böyle sevgi dininin böylesine bir katliamla bağdaştırmasını kesinlikle karşılıyor. Bizim dinimiz dünyanın en güzel dini. Değerli arkadaşlar. Elbette bugün burada bu yayla şenliklerini, burada güzel mutluluğumu yaşıyorsak, bugüne kadar başta ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere son güne kadar bugün olan şehitlerimiz dahi olmak üzere o şehitlerimizin bize bıraktığı mirasla bulunuyor. Bunu her yerde söyledim. Bir kere daha söylüyorum. Türkiye devleti güçlü bir devlettir. Siyasal ayrıntılarımız olabilir. Birbirimize kızabiliriz. Nefret ederiz. Ama ülkenin milliği, birliği, beraberliği, bütünlüğü olduğu süre içerisinde de biz birbirimize kenetlenmiyoruz. Türkiye bunu açıkça değerli arkadaşlar. Gerekirse Çanakkale olduğu gibi 250 bin şehit veririz. Gerekirse 80 milyon şehit veririz ama onların istediği gibi ülkemizin bir karış çakılına, bir karış toprağına da kimseye vermeyiz. Bunu herkes bilsin. Bütün bu güzelliklerden sonra Türkiye bugün ne açacak? İnanıyorum ki yakın zamanda ne gelecek yağlı şenliklerinde burada artık terörün bittiği, herkesin mutlu olduğu, güzel bir ülkede yaşamanın mutluluğu içerisinde olacak. Ama tekrar söylüyorum, biz Tekirdağ'da artık Karadenizler bir Tekirdağlı oldular. Biz de onlardan Karadeniz'in güzelliğini öğrendik. İşte bugün bir aradayız. Bu mutlu gün şenliklerin, yayla şenliklerinin